Haberin merkezi Kanal Avrupa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'ne yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'nden İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini sert sözlerle eleştirdi. 27 Mayıs'ta iktidara giden yolu darbecileri kışkırtmakta gören CHP, 1978 senesinde iktidar kapısını ancak kirli pazarlıklar neticesinde transfer edilen 11 milletvekiliyle açabilmiştir. Nasıl bozuk temel üzerine inşa edilen bina ayakta kalamazsa siyasi ahlaksızlıklar üzerinde kurulan iktidarın da ömrü çok kısa olmuştur. Siyasi kaos, kargaşa bitmemiş. Ülke dönemin basiresi siyasileri eliyle günden güne darbe ortamına sürüklenmiştir. 12 Eylül böyle geldi. Temel sebebi bu olmuştur. Ve kısa süreli iktidar uğruna CHP'nin açtığı kirli milletvekili tezgahı o zaman vardı. Şimdi yine var. Sevgili gençler, geleneği kirli olanın geleceği de pirupak olmaz. İşte üzerinden 40 sene geçmesine rağmen eski alışkanlıklarından kurtulamadığını gördük. Dün olduğu gibi bugün de CHP siyaseti bir kapsamal pazarlığına dönüştürdü. CHP milletin kendi adına hareket etmesi için emanet verdiği iradelerini pazara çıkardığı milletvekilleriyle, özellikle de gençlere kötü örnek oluyor. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Ey 15 milletvekili, ya siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz da? Ey 15 milletvekili, bak karıştırma ha. Siz Çanakkale'deki 15'ler değilsin. Siz iradesini satanlardansınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerlik konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ziyaret öncesi havaalanında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bedelli askerlik konusunda gündemimizde yok, seçim bitsin bunlar tekrar masaya yatırılır açıklamasını yaptı. Yani bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Böyle bir durum yok. Ve hele hele, yani bir tarafta tabii Afrin, bir tarafta malum Fırat Kalkanı harekatı, bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak, şehitlerimize, özellikle gazilerimize, onlara karşı bir saygısızlık olur. Ve bu işlerin tabii istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun. İnşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken bir adım bu konuda varsa o zaman bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasına ilişkin de seçim meydanı herkese açıktır dedi. Yani ben müsaadelerinizi alarak bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır. Ve seçim meydanı da bu noktada zaten temenni ederiz ki bir an önce her siyasi parti adayını belirler. Ona göre de bizler kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlarımızı atarız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan anket çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Anketlere dayalı olarak neyi paylaşırız dersek paylaşacağım tek şey var. Hamdolsun
anketler Cumhur İttifakı'nın açık ara önde olduğunu gösteriyor. Ama rakamsal bir şey bizden beklerseniz rakamsal bir şey vermeyeceğim. Onu zaten sizler yayın grubu olarak da yapıyorsunuz ve değişik yerlerden de alıyorsunuz. Sizler de bunu görüyorsunuz. Ama açık ara Cumhur İttifakı hamdolsun çok olumlu, gayet güzel bir yerde. Başbakan Binali Yıldırım da AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları öncesi yaptığı konuşmada yaklaşan seçim öncesi muhalefetin henüz aday çıkarmamasını eleştirdi. Seçime gidiyoruz. Gün sayıyoruz. Ana muhalefet partisinde tık yok. Kardeşim, o mu aday olsun, bu mu aday olsun, Ay'dan mı getirelim, Mars'tan mı getirelim, uzaydan mı gelsin? Sizin içinizde Cumhurbaşkanı adayı olacak elemanınız yok mu? Kemal Bey, sen parti başkanısın, ana muhalefet partisinin genel başkanısın. Sana yakışan aday olmak ben de varım demektir. Türkiye'yi yönetmeye ben de talibim demektir. Niye kapı kapı geziyorsun? Aday arıyorsun? Niye kendin çıkmıyorsun? Çık karşıya. Eğer parti lideriysen milletin senden beklediği aday olmaktır. Aday aramak değildir. Millet sana oy versin, partine oy versin, Türkiye geleceğine, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına ne gibi projelerim var, onları duysun istiyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Anadolu Medya Buluşması çalıştayına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alınan erken seçim kararı üzerinden hükümeti eleştirdi. Ama şu soru politik. Bir siyasal iktidar düşünün. Parlamentoda çoğunluğu var. İstediği kanunu çıkarabiliyor. Yargı üzerinde egemen. İstediğini hapse attırıyor, istediğini hapisten çıkartabiliyor. Hiç önemli değil. Bütün bürokrasiye egemen. Genel müdürdü, müsteşardı, daire başkanıydı. İstediğini tayin ediyor, istediğini görevden alabiliyor. Verdiği bir talimat dakikalar içinde yerine getiriyor. Herhangi bir sorun. Medya üzerinde egemen, medyanın %90'ını kontrol ediyor. İstediği kadar hata yapsın, %10'u yazar diyor ama %90'ı bizim söylediğimizi dillendirir, bunu yapar diyor. Parlamentoda egemenliğine karşın bir de ayrıca kanun hükmünde kararname yetkisi var. Meclisten kanunu beklemeden istediği bütün yasal düzenlemeleri dakikalar içinde yapabiliyor. Soru şu. Bütün bu yetkilere sahip olan bir iktidar neden seçim istiyor? Her şey var. Her şeyiniz var. Yönetemiyorlar. Yönetemiyorlar. Samimi düşünce bu. Buna katılırsınız veya katılmazsınız. Yönetemiyorlar. Bizim bunu bir şekliyle bunun masaya yatırılması lazım. Masaya yatırılması. Demokrasi bağlamında bir araya gelmemiz lazım. Gazetecilikte sendikalaşma zorunda olmalı. Bakın ihtiyari değil, zorunda olmalı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını ve partisinin bu seçimlerde referandumda gösterdiği gayretin kat be kat fazlasını göstereceğini söyledi. Seçim için ya da yeni sistemin hayata geçmesi için 2019'u beklemek bizce de doğru değildi. Erken seçim bu anlamda doğru oldu. Erken seçimin yapılabilecek en erken zamanda yapılıyor olması da doğruların bir başkası. Yani bir kısmı işte sonbaharda yapılsın, işte Eylül, Ekim, Kasım ayları gibi biz meselelerine yoğunlaşması lazım. Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı'nı doğru bulduğumuzu,
AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ta referandum öncesi başlayan, işte Türkiye'deki sistem değişikliğini getiren birlikteliğinin, daha sonra ittifak birlikteliğinin doğru olduğunu, Büyük Birlik Partisi olarak bunun yanında durduğumuzu ve içinde yer alacağımızı da ifade ettik. Bugün başında ne demişsek bugün de oradayız. İnşallah Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alacak ve referandumda gösterdiği gayretin kat kat daha fazlasını tüm yönetim kadroları, teşkilatları, parti yöneticileri, gençlik teşkilatları, kadın kollarıyla birlikte, Alper Ocakları, Avrupa'daki gönül birliği içinde olduğumuz teşkilatlarımız hep birlikte sahada olacağız ve inşallah hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın kazanması noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz ve şunu da görüyoruz. İnşallah bu seçimden de Cumhur İttifakı zaferle çıkacaktır diyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Nevşehir İl Binası açılışında yaptığı konuşmada uğrunda ölecek olsam bu yoldan dönmeyeceğim dedi. Buradan ne kadar zalim varsa o zalimlere hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan dememe sebep oluyor. Allah razı olsun. İYİ Parti bir cesurlar hareketidir. İYİ Parti aynı zamanda bu ülkenin kadınlarının hareketidir. Dolayısıyla kadınlar güç veriyor. Kadınlar güç veriyor. Çünkü Türkiye'deki zalimliği gördüler, haksızlığı gördüler ve yerlerinden kalktılar. Ben de onlara bir söz verdim. Uğrunda ölecek olsam bu yoldan dönmeyeceğim. Vallahi de dönmeyeceğim, billahi de dönmeyeceğim. Ve İYİ Parti bazen düşünüyorum, siz bana hadi demeseydiniz, İYİ Parti'yi bizler kurmasaydık, acaba bugünkü Türkiye nasıl olurdu? Bu abilerin yüzüne sizinle beraber ayna tuttuk. Ve kardeşim, 6 aylık bir partiyiz biz. Ne korkmuşlar bizden? Ne kadar korkmuşlar? Çünkü biliyorlar ki arkasında millet var. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, baş açığıyla, baş kapalısıyla millet var. AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Vekili Bahattin Yıldız, son gün bugün olan aday adaylığı sürecinin genel merkezin aldığı kararla 2 Mayıs 2018 çarşamba saat 19'a kadar uzatıldığını söyledi. Malumunuz olduğu üzere daha önce genel merkezimiz tarafından 29.04.2018 pazar günü, yani bugün saat 18'de sona erecek olan 27. dönem milletvekili aday adaylığı müracaatları yine genel merkezimizin talimatları doğrultusunda 2 Mayıs 2018 çarşamba günü saat 19'a kadar uzatılmıştır. Buna bağlı olarak 2 Mayıs çarşamba günü yapılması planlanan teşkilat temayül yoklaması da 5 Mayıs cumartesi gününe aktarılmıştır. Bu zamana kadar Şanlıurfa ilimizden 114 adayımız, Ankara ilimizden 69 başvuru olmak üzere toplamda 183 başvuru yapılmıştır milletvekili aday adaylığı için. Son olarak da sosyal medyada isim isimleri paylaşılıyor. Şunu ifade etmek istiyorum. Partimizin resmi sosyal medya hesaplarından herhangi bir duyuru yapılmayana kadar bu tür duyurulara itibar edilmemesini rica ediyorum. Genel merkezimizden gelen bilgileri an be an sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Bu bağlamda kamuoyunda dolaşan listeler bizim tarafımızdan yayınlanmamıştır. Bunlara itibar edilmemesini özellikle istirham ediyorum. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği hafif ticari araç şarampole devrildi. Araçta bulunan 3 yaşındaki Elif Yüksel hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada 5 kişi de yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Suruç-Gaziantep karayolunun 7. kilometresinde yaşandı. Suruç yönüne giden Hüseyin Yüksel yönetimindeki 27 plakalı hafif ticari araç, Bostancılar Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Hüseyin Yüksel'le araçta bulunan eşi ve çocuklarının da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin çağırdığı ambulansa Turuç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Yüksel doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren 3 yaşındaki çocuğun cesedi ise otopsi için morga konuldu. Tedavisi süren diğer 5 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşayan amcaoğulları arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle jandarma karakol önünde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı sopalı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki jandarma karakolu önünde 23 Ocak 2017 tarihinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocukları sopalarla birbirine girmiş. HB, MB, CB, DB ve SB ile amca çocukları SB, MB ve İB arasındaki kavgada Mehmet B. başına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybederken 6 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan kavga ve sonrası karakolun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerinde iki tarafın sopalarla birbirlerini öldüresiye dövmeye çalıştığı görülürken, jandarmanın araya girmesiyle tarafların güçlükle ayrılabildiği yansıdı. Yere yığılan Mehmet Bey'in yakınları yardımıyla yerden kaldırılıp hastaneye götürülmek üzere özel bir otomobile bindirilmesi de görüntülerde yer aldı. Öte yandan kavgada hayatını kaybeden Mehmet Bey'in Gaziantep'te yaşayan ağabeyi S.B. ile İB'nin olayın ardından defalarca kez kavga, takip ve tehdit gibi durumlara maruz kaldığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Şanlıurfa'da ağız ve diş sağlığı hastaneleri mesai saati dışında saat 17 ila 20 arasında, Ramazan ayında ise 21 ila 24 saatleri arasında mesai dışı hizmet verecek. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri Başhekimi Doktor Ömer Ufuk Yetkin, sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürülmesi gereken bir hizmet olduğunu, vatandaşın sağlık hizmetine ulaşımını kolaylaştırmak adına mesai dışı çalışma hizmetinin başladığını söyledi. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine daha kolay ulaşması adına Şanlıurfa Adli Sağlığı Hastanesi yönetimi olarak 1 Mayıs'tan itibaren mesai dışı hizmetini başlatıyoruz. Hafta içi her gün cuma hariç mesaiden sonra saat 17 ile 20 arasında, yani akşam 5 ile 8 arasında bu hizmet başlayacaktır. Ramazan başlayınca, yani 16 Mayıs'ta bu saat dilimini akşam iftardan sonra 21 ile 12 arasında değiştirilecek. Ramazan sonuna kadar bu hizmet 21 ile 12 arasında verilecektir. Ramazandan sonra ise tekrar bu saat dilimini mesai sonrası 17 ile 20 arası, yani akşam 5 ile 8 arasında olarak değiştirilecektir. Bu hizmetin vatandaşlarımızın daha kolay ulaşması adına ve hekim arkadaşlarımıza daha kolay çalışma şartlarını oluşturmak amacı ile bütün hekim arkadaşlarımıza randevu saatleri tanımlanmıştır. Vatandaşlarımız 182 arayarak, yani merkezi randevu sistemi MHRS üzerinden mesai dışındaki bu hekim arkadaşlarından randevularını alıp gündüz yaptırabilecekleri bütün hizmetleri akşam alabileceklerdir. Bu vesileyle bütün Şanlıurfalı hemşehrilerimizi Ramazan ayını tebrik eder. Selamet ile hepimizin Ramazan'a ulaşmasını Allah'tan temenni ederim. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahalle gezileri kapsamında Yavuz Selim Mahallesi'nin esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinleyip yapılan çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Fevzi Demirkol, mahalle gezisi programları kapsamında Yavuz Selim Mahallesi'ne ziyaret etti. Belediye Meclis Üyeleri Emin Coşkun, İsmail Güneş ve Mehmet Keskin'in de eşlik ettiği ziyarette Başkan Demirkol, mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi. İnşallah.
Vatandaşların talep ve teşekkürlerini dinleyen Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili de vatandaşlara bilgi verdi. Mahalle muhtarı İsmail Arkay'la da görüşen Başkan Demirkol, mahallede yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Şırnak'ta üretici şartlarında sözleşmeli küçükbaş hayvancılık projesi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşe Fakıbaba'nın katıldığı törenle başladı. Kendine yetiştirmek için 300 başa kadar, 300 koyun değil, 300 koyuna kadar. Biraz sonra detaylı izah edeceğim. 300 başa kadar olmak üzere toplamda yıllık, bu sayı çok önemli. Yılda 500 bin baş tavuklu koyun vereceğiz. Bu söz, ben olsam da olmasam da genel müdürüm burada, 500 bin baş koyun vereceğiz. Tavuklu koyun. Yani ana vereceğiz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TİGEM ve Ziraat Bankası ile birlikte yürütülen üretici şartlarında sözleşmeli küçükbaş hayvancılık projesi, Şırnak'ın Kumçatı beldesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşe Fakıbaba'nın katıldığı törenle başladı. Koyunlar hak sahiplerine teslim edildi. Kumçatı beldesinde düzenlenen törene AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşe Fakıbaba, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, kurum müdürleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Fakıbaba, hayvancılık projesinin 2023'te AK Parti döneminde gerçekleştirilmiş en önemli proje olunduğunun görüleceğini belirtti. Allah bize sağlık verir, yaşam verir, o zaman göreceğiz ve denilecek ki hakikaten bu proje AK Parti hükümeti zamanında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleştirilen en önemli projelerin başında gelecek. Kırsal kesimin başlıca geçim kaynaklarından birisi hayvancılıktır. Ülkemizde ise sadece bir geçim kaynağı olmamış, aynı zamanda kültürümüzün şekillenmesine önemli katkılar sağlamıştır. Uzun yıllar ihmal edilen, biz ihmal etmemişiz hemşerim, ihmal edilmek zorunda başkaları tarafından, terör tarafından bırakılmış, bırakın hayvancılığı, okul yaptırtmamışlar, yol yaptırtmamışlar, cami yaptırtmamışlar. Yani ne o, sağlık hizmetlerine engel olmuşlar, öğretmenlerin gelmesine engel olmuşlar. Doğru konuşuyorum değil mi? Mertçe konuşuyoruz burada değil mi? Yani okulun ne zararı var? Eğitimin benim çocuklarıma, benim torunlarıma ne zararı var? Sağlık hizmetlerini almanın ne zararı var ya? Benim hemşerilerim bunlar niye yoksun bırakıldı ya? Bunun için birçok yeni projeyi hayata geçiriyor, mevcut projelerimizde geliştiriyoruz. Bu projelerden biri de 250 bin deve projesi. 10 Mayıs'ta ona da Erzincan'da start vereceğiz Allah'ın izniyle. Büyükbaş hayvan varlığımızı arttırmayı hedeflediğimiz projeyle toplam 250 bin düveyi üreticilerimize 3 yıllık dönemde teslim edeceğiz. Konuşmalar sonrasında hak sahiplerine çekler verildi. Hatıra fotoğrafı çektirildi. Ardından Bakan Fakıbaba hak sahiplerine verilen hayvanları inceledi. İlvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahalle çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların daha iyi şartlarda ulaşım sağlayabilmesi için Hilvan Merkez ve Kırsal'da üst yapı yol çalışmalarını sürdüren Hilvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmalarını Hoşin Kırsal Mahallesi'nde sürdürüyor.
İlvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kırsal mahalle sakinlerimizin toz ve çamurdan kurtulması için stabilize yol çalışması, kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar mahalle halkımıza hayırlı uğurlu olsun denildi. Yine aynı açıklamanın devamında ise Hilvan Belediye Başkanı Hasan Ali Bay'ın talimatıyla Hoşin Kırsal Mahallesi'ne başlatılan yol çalışmalarıyla vatandaşların daha rahat ulaşım sağlayabileceği gibi Hoşin Kırsal Mahallesi'nin daha estetik bir görünüm kazanmış olacağı belirtildi. Hilvan'da ekipler tarafından yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceleyen Hilvan Belediye Başkanı Hasan Ali Bayık da mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Mahalle sakinleri de Hilvan Belediye Başkanı Hasan Ali Bayık ve ekibine teşekkür ederek yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hilvan Belediye Başkanı Hasan Ali Bayık da program dahilinde çalışmaların devam ettiğini ve vatandaş odaklı bir anlayışla çalışmayı yürüttüklerini kaydetti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Programı projesi kapsamında 200 vatandaşa Konya gezisi düzenledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına başlatılan Yeşeren Çınarlar YADES projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için birçok etkinlik düzenleniyor. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşa daha önce Çanakkale, İstanbul gezisi düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Konya gezisi düzenledi. Rehberler eşliğinde Konya'yı gezen yaşlılar ilk olarak Hazreti Mevlana Türbesi, Müzesi ve Dergahı, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi ile Kelebek Vadisi'ni gezdi. Konaklama ve ihtiyaçlarının tamamı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Nihat Çiftçi'ye desteklerinden de verdiği önemden dolayı teşekkür etti. Allah razı olsun belediye başkanımıza. Belediye başkanımıza Allah razı olsun. Baba teşekkür ederim kendine. Allah kendine razı olsun. Tayyip'ten de belediye başkanımızdan da hepsine gezdik. Mevlana Hazretleri'ne gittik. Yemekleri çok güzel, yener güzel. Ahalileri güzel, biz de Urfa'dan geldik. Şurada Kelebek Vadisi'ne de geldik. Allah devletimizden razı olsun, bize bu imkanı tanıdı. Belediyesi'ne teşekkür ederim böyle bize bir fırsat verdikleri için. Allah razı olsun. Çok güzel yerleri görüyoruz. İşte 65 yaşından bugüne kadar hiç böyle bir yer görmedim. Çok teşekkür ederim senlerine. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas yolu üzerinde geçtiğimiz haftalarda kanala düşen araç su yüzeyine çıkınca ekipler ve vatandaşlar alarma geçti. Olay Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesine bağlı Kısas mevkiinde geçtiğimiz haftalarda yaşandı. Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düşen otomobil kanalın içine batarak kayıplara karıştı. Düşen otomobildeki sürücü ise kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkarak olaydan sağ kurtuldu. Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında otomobil gören çiftçiler ise durumu güvenlik güçlerine ihbar etti. Olayın haber verilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri de aracın kanaldan çıkartılması için çalışma başlattı. Olay yerine gelen Mustafa S. isimli bir kişi de kendi aracının da 15 gün önce suda kaybolduğunu ve ekiplerinin çalışması sonucu sudaki aracın kendi aracı olup olmadığını öğreneceğini söyledi. Ne zaman oldu olayda aslında? Dedi ki 15 gün önce oldu. Su soğumalar dolayla araç bulunamıyordu. Bugün yani vatandaşım bir de haber etmiş yani araç görünüyor diye. Bizim bir de geldik daha bekliyoruz yani bizim olmayacak.
yani davulsa gelip çıkarmadan ki tekrar şey yapamaz. Emin olamayız yani bizim beynimizde. Ondan da öyle duruyoruz, duruyoruz şimdi. Şanlıurfa'da motosikletle bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 3 kişi güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Olay akşam saatlerinde Şanlıurfa merkezde Eyyubi ilçesine bağlı Hayati Harani mahallesinde yaşandı. Çocuğuyla birlikte eve giden ismi öğrenemeyen kadının yanına yanaşan bir kişi kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle aldı. Daha sonra kapkaççı kişi iki arkadaşının üzerinde bulunduğu motosiklete binerek uzaklaştı. Şüpheliler kaçarken kadının şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin AD, İC ve CD olduğunu tespit etti. Adresleri saptanan şüpheliler evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Şanlıurfa'da otomobilin buğday yüklü tır arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı. Kaza Şanlıurfa Gaziantep Karayolu'nun Akabe mevkiinde yaşandı. Gaziantep yönüne seyir halindeki sürücüsü öğrenemeyen 34 plakalı otomobil, yine aynı yönde seyreden buğday yüklü 63 plakalı tırı arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı ihbar sonrasında olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza sonrası trafik polis tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı. Urdu'ya dönen lüks aracın çekiciyle taşınması ardından yol tekrar trafiğe açıldı. İtfaiye ekipleri de olası bir yangına karşı olay yerinde güvenlik önlemi alarak hazır bulundu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Daha önce çatışmalar yüzünden gidilemeyen ve güvenlik sebebiyle kapatılan mera ve yaylalar artık hayvan sahiplerine açıldı. Terör sebebiyle yok olma noktasına gelen hayvancılık mera yasaklarının kalkmasıyla yeniden canlanmaya başladı. Şırnak'ta göçerler bir süredir güvenlik sebebiyle çıkılmasına izin verilmeyen ve bu yıl yeniden kullanıma açılan yaylalar sayesinde yazın bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor. Hayvanlarına daha verimli otlaklar bulabilmek için mevsim şartlarına göre yer değiştirmek durumunda kalan göçer aileler, Şırnak ve ilçelerinde havaların ısınmaya başlamasıyla Betüşebap, Uludere ve Siirt'in Pervari ilçesinde bulunan ve serin olan yaylalara doğru yola çıkmaya başladı. Hayvan sahipleri yayla yasağının kaldırılmasının hayvancılığın gelişmesi ve kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek yaylaların hayvan sahipleri için olmazsa olmaz bir durum olduğunu dile getirdi. 10-15 gün yürüyerek gideceğiz. Pervari'ye gideceğiz. 3-4 orada kalacağız. Bizim sıkıntımız yok bugüne kadar. Daha önce yasaktır. Bundan sonra serbest olur. Sıkıntımız yoktu. Çok şükür iyi gidiyoruz yaylaya. Hayvancılık yapıyorum, sürü sahibiyim. Bizim bu dede mesleğimizdir. Ama bu o kadar zahmet çekiyoruz ki bu hayvancılıkta zor geçiniyoruz. O kadar meşakkatli bir meslektir ki artık bir çoban bulamıyoruz. Bu yasakların nedeniyle bilmem sıkıntılardan dolayı, mera sıkıntısından dolayı bir çobanın maaşı bir kaymakamın maaşından daha fazladır. Ona rağmen bir çoban bulamıyoruz. Bir de en büyük sıkıntımız mera sıkıntısıdır. Mera'da mera yasakları var ama Allah'a çok şükür bu sene kaldırdılar. Eğer bu hayvancılık eğer mera'nın üzerinde geliştirmezse bu ahırda geliştiremez. Bunu çok masraflı olur. Mesela biz
4 ay ahırda tutuyoruz. Hemen hemen bizim gelirimizin 4'te 3'ü o 3 aya gidiyor. O yüzden çok sıkıntı çekiyoruz. Şanlıurfa'nın Halili ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza Halili ilçesine bağlı Sancaktar mahallesinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Mehmet T. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletiyle devrildi. Kaza sonrası yaralı sürücü. İhbar sonrasında olay yerine giden 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı kendi sahasında Muş Spor Basketbol Takımı'nı 68-55 yenerek lig bitimine bir hafta kala Süper Lig'e çıktı. Rakibi Muş Spor Engelliler Basketbol Takımı karşısında üstün bir performans sergileyerek ligin 21. haftasında Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediyesi Engelli Basketbol Takımı lig bitimine bir hafta kala Süper Lig'i garantiledi. Engelliler Basketbol Takımı Kulüp Başkanı ve Antrenör Serdar Yıldırım sezona iyi hazırlandıklarını söyleyerek sporcu ve taraftara teşekkür etti. Uzun bir lig maratonundan sonra mutlu sona ermek bizleri mutlu etti. Amacımıza, hedefimize ulaştık. Geçen sezon şanssız bir şekilde düştüğümüz Süper Lig'den. Bugün Süper Lig'i tescilleyerek artık Süper Lig ekibi olduk. Burada önümüzdeki sezon aynı desteği taraftarlarımızdan bekliyoruz. Mutluyuz. Çünkü bir sene boyunca çalıştık, gidildik, inandık. Birinci Lig'de misafir olduğumuzu kanıtladık. Şu anda Süper Lig'e gittik. Süper Lig'de artık ev sahibi olmak istiyoruz. Çünkü geçen sezon şanssız bir dönem yaşadık. Şanssız bir tecrübe yaşadık. İnşallah bu sezon o şanssızlıkları tekrar yaşamayız. Takım olarak Süper Lig'de ev sahibi oluruz. Bundan sonraki hedefimiz Süper Lig'de mücadele edip Şanlıurfa'yı Avrupa kupalarında temsil ederek Şanlıurfa'nın tanıtımına en iyi şekilde katkı sunmak istiyoruz. Tabii bu başarı sadece sporcuların başarısı değil. Bu bir aile başarısı, bir ekip başarısı. Sporcularsa duydukları mutluluk ve gururu dile getirdi. Bu ligde misafir olduğumuzu herkese ispatladık. Bize her zaman destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Çiftçi Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz. Çünkü bizlere güvende, Mevcut Karayip kadroyu korudu. Biz zaten takımda 16 Urfa sporcu olarak tüm camiaya Urfa sporcular olarak örnek verdik. Biz kenetlendik bu yıl yine çıkacağımızı. Tüm Şanlıurfa Büyükşehir ailesine kupamızı armağan ediyoruz. Bizler gerçekten Şanlıurfa'nın Süper Lig özlemine son verdik. Her zaman Süper Lig, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye armasını en yükseklerde temsil edeceğiz. Bir hedefimiz daha var. İnşallah seneye Avrupa Kupalarına gideceğiz. Başkanımızdan da sözünü aldık. Urfa'da ev sahipliğini yapacağız. Bizlere destek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ailesine, tüm çalışanlarına, herkese teşekkür ederiz. Süper Lig'e çıktık. Şampiyon olduk. Çok şükür. Mutluyum. Cümle bulamıyorum. Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'in son haftasında Çanakkale deplasmanında olacak olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı son deplasman karşılaşmasını da alarak kente dönmek istiyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı bu sezon 21 karşılaşmadan 19 galibiyet, 2 de mağlubiyet alarak Süper Lig'i garantiledi. Bu haberle birlikte haber bültenimizde noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.